izleyelim o banda. Ve bence kesinlikle o görüntüleri izleyelim. Bir izleyelim ondan Eser sonra Erdem'e sevmiyor söz verelim. Bence. Farklı bir şey. İzleyelim. İzleyelim bakalım. Bu farklı bir şey. Eseri gördükten gözlerine ya gözlerinde gerçekten sevgiyi gördükten sonra ben benim kafam karıştı. Göz işte anladın mı ben kameradan değil gözlerinde diyorum. Ona baktığım zaman sen onun çok güzel onun gözünde tamam mesela sen Eser'in bana bir şey hissettiğini düşünmüyor musun? Eser'in bana bir şey hissetmediğini mi düşünüyorsun? Doğru söyle. Olabilir. Ben ekran önünde bir erkek zaten dışarıda bile kız tavlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Her türlü dalavereyi çeviriyorlar. Ya onları hepimiz kalkışık yaşadığımız için ayırt edebiliriz. Öyle bir şeye kalkışan biri seviyorum falan diyecek. Ben inanmıyorum. Ha, Eser'i dışarıdan seyretmedim ama burada gördüğüm kadarıyla gelmiyor. Ekran önündeki hiçbir erkeğin dediği doğal olarak kolay kolay inandırıcı gelmiyor bana. Sen bir tanışma yolundasın ve bunu bozma bence. Sinirlenmiş gördüm. Tanışma yolundayım ama gördüklerim o Melis'e bir şeyler hissediyor. Çünkü bir de benimle orada alıyor diyor Erdem kalkmış. Ben alarken Eser'se Eser'in dediğine bak izlediğim zaman. O kızın benim olmasına bile gerek yok. Ben onu seviyorum diyor. Anladın mı? Seviyorum diyor. Evet olmasan da seviyor. Bu aşk değil. Olmasa bile onu severdim diyor. Uzaktan severdim diyor. Ne? Başkasının olduğunu bile bile. Bu aşk mı sence? Bence aşk. Mehtap senin niye burada Mehtap hiçbir aday bulamadığını şimdi anladım gerçekten bak. Bundan daha çünkü ne aşktan ne sevgiden ne hiçbir şeyden anlamıyorsun. Hiçbirimizin samimiyetine inanmıyorsun demek ki Mehtap. Senin ne işin var burada ben sana onu soruyorum. O zaman git adaylarını dışarıda ara eğer hiçbir ekran önündeki erkeklere güvenmiyorsan. Demin o genellemeyi yaptın bunun için de ben de dahil olduğuma göre o zaman yaşanan her şey yalan. Şu an herkesi kaybettin. Mutluluğumu bozmaya çalışıyorum. Ya benim adama bir konuşmayın da. Sevdiğim bir kadını ben başkasıyla... Flört yolunda göreceğim ve ben bundan mutlu olacağım. O zaman ben sizin hiçbirinizin samimiyetine inanmıyorum. Ben sevdiğim kızın başkasıyla mutlu olduğunu izleyen bir erkeğin aşkına asla inanmam. İnanma, lütfen. Ben bu kızı seviyorum ama başkasıyla mutlu olduğunu da sevineceğim. Öyle demiyor, öyle mücadele ediyor. Eser'in demek istediği... İlk başta niye mücadele etmedin Eser? O hediyelerini kabul etmediği zaman niye mücadele etmedin Cansel diye de yedi kuş vurdum diye çıktın. Ben de onu söyleyeyim. Emre diyordu başka bir şey söylemiyordu Cansel o zaman da o yüzden. O zaman ışık görmemiş. Açık kapı yoktu. Şimdi ışık gördü ki bak, mücadele ediyor. Şimdi ışık verdim diyor. Açık açık anladım. Söylüyor. Şimdi kapı araladım diyor. Ya işte Eser ve ilişkilerin arasına evet, girmeyi seven bir tip tencere kapak oldular. Şey yapıyor ben yani, anlayamadım. Nokta. Söylemelisin sen. Tankut da sürekli Eser'i bir avukatlık yapıyor. Bir avukatlık değil. Sen niye karışıyorsun? Avukatlık yapmıyorum. Mehtap'ın genellemelerinde herkes dahil burada bu evdeki. Genelleme. Ben de Mehtap'ın... Bence üstüne alınmayabilirsin Tankut. Hayır üstüme alınıyorum. Diyor ki bu ekran başında karşı evde zaten samimiyetine inandığım hiç kimse yok diyor. Madem bu içeride samimiyetine inandığım kimse yok tamam, ben de buna saniye. Dahilim. Bana hiç niye o zaman geliyor? Hiç kimse üzerine alınmadıysa ve bunu sen üzerine alındıysan bence gocunacak yaran vardır demektir arkadaşım. Sevgili Melis'ciğim ben bu eve dahil bir damat adayı mıyım? Şahsen ben üzerime alınmadım çünkü ben, benim yaşadığım durum belli. Ben son kez söylüyorum. Ben de bundan bahsediyorum Emre. Mehtap'ın söyledikleri benim için çok önem teşkil etmiyor. Onun nereye gönderdiği lafı ben çok iyi anlıyorum kime ne söylediğini. O yüzden ben üzerime alınmıyorum yani. Kime söylüyor? Benim üstüme alınma sebebimi söyleyebilir miyim? Şu anda sizin evden 3 tane gelin adayı benim üstüme kanalize olmuş durumda. Ben bir tanesiyle ilgileniyorum. Ve şu anda benim daha böyle yeni tohumlarını atmış bir tanışmaya içine girdiğim ilişkiyi zedeleyecek şekilde pardon, konuşuyorsun Mehtap. O yüzden buna ben alınıyorum ve konuşmak zorunda kalıyorum şu anda. Tankut'cum ben senin için ölüyorum bitiyorum aşığım diye bir cümle kullandın mı? Duygu kullandı gönlümde diye ve az evvelki olayın muhatabı Eser. Ama Tankut sen için ağladın Mehtap. Duyguyla bir ben alakası yok bunların şu anda Mehtap. Konuyu şaşırtıyorsun. Tankut eğer... için ağladın. Ağladın. Hayır. Dedim ki bak Ayça da burada şahit. İkinizi izlediğimde şurama bir öküz oturdu ama dedim Tankut için ağlamadım. Çünkü her tanımak istediğim adayı ben burada başkasıyla görüyorum dedim ve bu benim zoruma gidiyor dedim. Bu demek Tankut için ağlamadım. Ama kaç tane tanımak istediğin aday var? Bu ona aşığım açıldım anlamında değil ki arkadaşlar ama yapmayın değil. Ya. Mehtap nezle kaç tane tanımak ya, istediğin aşkına. Aday var? Sıfır olduğun bir aday Emre'yi Ayça ile gördün diye kaç kere ağladın? Tamam madem. Hiç. Yani. İki hafta evvel ben bu konuyu Serhan'la konuştum. Ben burada bir aday göremiyorum kendime gönderin diye açıklama yapmıştım zaten. Burada ne işin var derken Eser izlemiş olman lazım böyle bir şeyi. Demek ki senin aşkına inanmıyorum sen ekran önü aşk yaşıyorsun. Meta, kendime inan, aday göremiyorum. İnan yani hiç umurumda bile değil İnşallah, yani. İnşallah.
Yani inat hiç umurunda bile değil. Kim ne derse desin. Buradan gelir, buradan çıkar. Ben ne yaşadığımı biliyorum. Tam tencere kapak oldunuz yani. İkiniz aileydiniz. Tencere kapak oldunuz. Sağ ol. Çok önemsiyoruz fikirlerini. Teşekkür ederim. Neyse olur. Sen yeter ki sen kız neyse olur.